Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bayağı bir yoktum değil mi? Bayağı bir ara verdim galiba. Takriben 1,5 gün arkadaşlar, 1,5 gün boyunca. Belki de 2 güne yakın hiç video atmadık. Ama arkadaşlar hayat biraz enteresan, biraz fantastik. Neden video atmadık? Dün yine cenazemiz vardı arkadaşlar. Ondan önce de bir cenazemiz vardı ama ondan bir önceki Kemal'in anneannesiydi arkadaşlar. Vefat etmişti. Dün de bizim anneannemiz vefat etti. Benim anneannem vefat etti arkadaşlar. O yüzden biraz şey yapamadım. Video atamadım. Bir buçuk günlük falan bir boşluğumuz oldu ki normalde günde 5-10 tane video atmaya çalışıyorduk ama ölüm arkadaşlar, yani çok fazla bir şey yapamıyoruz. Fani yani. Bir de bu aralar çok fazla ölüm görünce sıra kim ne diyorsunuz? Belki sıra bizde belli mi olur arkadaşlar? Hayat fani. Evet. 5 yıldız Elsa Blood Arenası'nı arkadaşlar. Elsa Bloodstone da ne bileyim, Bloodstone yine Blood demek daha böyle ağzıma oturuyor sanki. Elsa Blood Arenası kasıyoruz. Bir 12-13 saatten fazla arkadaşlar pek kasamadım. Ve tabii ki bazı dağınıklıklar da oldu. Nasıl oldu? Mesela 5 yıldızların hepsi bir anda gelmiyor. Parça parça geliyor işte. Bir kısmını kasıyorsun. Bir iki saat sonra diğer parçası geliyor. Bir iki saat sonra diğer parçası geliyor. Keza aynı şekilde 6 yıldızlar da öyle arkadaşlar. Yani 45 mene kaldı. Çok da yani ben şu anda çekerken videoyu saat 1. Yani bir 7 saatimiz falan var. Yani 7 saatte sanıyorum bir... O 5 yıldızlar gelmiş. Güzel, hemen 5 yıldızları al şuraya. Şöyle parça parça. Yani 7 saatte bir sanıyorum 50 M'ye çıkarım. 50 M'ye çıkarım gibi geliyor arkadaşlar. Ya tahminimce 40-45 M aralığına gelir. Daha yukarı geleceğini sanmıyorum. Çünkü Elsa'nın bir reklamı falan yapılamadı. Yani bir popülaritesi falan. Karakterin nasıl olduğunu daha kimsenin fikri yok. İki tane video var ama insanlar da o videoların ne anlama geldiğini bilmiyor. Bana sorarsanız orta seviyenin belki bir tık üzerinde arkadaşlar. Yani çok kullanılabilir mi? Bizim de çok fazla fikrimiz yok. Almadan bir şey diyemeyiz ama olur da nasip olursa arkadaşlar alabilirsek bu akşam. Hem bir R3 atacağız. Malzemeleri hazır. Hem de bolca bir denemesini yaparız arkadaşlar. Ama orada alamazsak, dediğim gibi yani bir 12-13 saat ara verdim ki diğerlerini de bile çok verimli olamadık. Çünkü sürekli uğraşıyorsun, ilgileniyorsun vesaire falan. Artık önümüzdeki diğer arenada kasarız ama bu arenada 50 M'ye kasmaya çalışıyorum. Sanıyorum da çıkartırım 50 M'yi. Yani skor tahmini de çok fazla yapamadık. Bunu da çok konuşamadık arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Örümcek adam 2 M'ye garanti rakam. Yani örümcek adama çok fazla kasan olacağını sanmıyorum. Ne kadar yaptığınızı bilmiyorum ama dediğim gibi mutlaka 2 M'yi tamamlayın. 1.700'e falan da gelir ama siz yine tamamlayın arkadaşlar. 3 yıldız Elsa Blood. Yani 1 M'ye yaparsanız alırsınız diye tahmin ediyorum. Eğer bu arenada 5 yıldızın olsam kopyasını kasar mıyım onu da bilmiyorum. Çünkü çok kullanacağım bir karakter olmayacak. Bir kere prestij bastıracağım için. Prestiji olmayan karakterleri şu anda Alfa 2 dahi harcamam. Çünkü Alfa 2 sıkıntısı yaşıyorum. Gerçi bu sezon iyi topladım Alfa 2'leri ama onun dışında 4 yıldızı, Elsa'nın 4 yıldızı arkadaşlar yine 10-11 M aralığına gelir. Ama benim garanti rakamlarım hep aynı, değişmez yani. 3 yıldızlar için 1,5, 4 yıldızlar için 15 M de Elsa Blood'un imkanı yok, çıkmaz. 15 M'lerden de çıkan karakter yok doğru düzgün 4 yıldızdan da. Yine 10 M, 11 M aralığına gelir diye tahmin ediyorum. 5 yıldızlarsa da arkadaşlar 40-45 M aralığına gelir. Yani daha yukarı çıkacağını sanmıyorum çünkü dediğim gibi hiç tanıtım yapılamadı. Aynı zamanda aylık macera geldi. Herkes orada, New York'ta turnuva var. Bazı oyuncular New York turnuvasında katılıyorlar. O yüzden bazı arena kasan çok fazla kişi yok. Gerçekten 3-5 kişi var ama onlar da aynı şekilde orada. Ve herkes şu anda gözünü Guillotine 2099'a çevirdiği için, ki fena bir karaktere benzemiyor. Yine elimizi alıp bir görmek lazım. Yani ben kendimi kurcalamadan bir şey diyemem. Ama inşallah onun da 5 yıldızını ayak kasacağız. Tabi insanlar bu Elsa Blood'un arkadaşlar, yani 5 yıldızını bulmak için görüyorum abi, 1000 dolarlık kredi çekiyor arkadaşlar. 1000 dolarlık kredi. Yani 30 bin Odin çekiyorlar. Yani herkes, mesela siz videolarda tabii çoğunu göremiyorsunuz ama yani bu işler sadece videolardan ibaret değil arkadaşlar. Biraz daha derine indiğiniz zaman, ya da şöyle söyleyeyim, biraz daha yukarı çıktığınız zaman başka insanlarla da tanışıyorsunuz. Oyunda biraz daha yükseldiğinizde, ki yüksekte olan arkadaşlarım bilecektir. Başka insanlarla tanışınca birçok gruba dahil oluyorsunuz. Orada da muhabbetler dönüyor. Türkçe, İngilizce, ki benim İngilizcemi düşünün. Ona rağmen anlayabiliyorsunuz. Adamlar arkadaşlar 1000 dolarlık kredi çekiyor. Bunun içerisinde birçok da Türk var yani. Sadece yabancı değil. 1000 dolar dediniz arkadaşlar. Bugün
Yani TL'ye vurduğunuzda 5500 lira para arkadaşlar. 5500 lira para karşında. İşte 5 yıldız, dediğim gibi Elsa Blood bulmaya çalışıyorlar. Ama biz hiç para yatırmadan sadece emekli arkadaşlar. Yani bunu tabii ben 30 bin kredi harcıyorlar. 5 yıldız Elsa'yı alıyoruz. Onun dışında arkadaşlar 3 ve 4 yıldızına da düşse bir mesela atıyorum. İşte adam 100 tane kredi açıyor, kristal açıyor. Şeyi görmüşsünüzdür. O bizim Gundi yine açmış. Çıkıyor işte 3, 4, 5 yıldızları çıkarmaya çalışıyor. Adam 100 bin, 200 bin kredi harcıyor. Yani düşünün. 30 bin kredi 10 bin dolar. Ona göre düşünün arkadaşlar. 100 bin kredi değil, 30 bin dolarcık falan yapıyor yani. Neyse abi. Ve yukarıdaki adamlar da bu kadar para ayırıyorlar arkadaşlar. Yani zannetmeyin ki 3-5 TL yapıyor. Ayırıyorlar, para ayırıyorlar. Neyse abi. Adamlar bu kadar para ayırıyor. Yani atıyorum işte 100 bin, 30 bin kredi harcıyor. 100 bin kredi demeyeyim, 30 bin kredi harcıyor. Biz arkadaşlar hiç kredi harcamıyoruz. Hiç para harcamadan 3-4-5 yıldızını ekibimize katıyoruz. Üstüne bir de bitirdiğimiz için de 3000-4000 de kredi topluyoruz. Yani bugün bir Odin arkadaşlar 100 dolar. Tabii ben iPhone'dan bahsediyorum. Android'lerde biraz daha düşük olabilir ama ben telefon pek değiştirmediğim için hani oradan al buradan ver. Abi kaban bu banlamak için her zaman bahane arıyor zaten. Bir de ona bir şey vermeyelim. Yani bir de 100 dolarda 100 dolarlık da kredi kazanmış oluyorum arkadaşlar. Şu yukarıya doğru ufak ufak çıksak da puanlarımız ama bayağı hızlı geliştiriyoruz arkadaşlar. Yine seviye yükseltme geldi ve yine biraz daha yükselttim. Benim için hemen önce 25 krediyi toplamak. Aynı zamanda savaş puanını da toplamak. Bir grafik tutuyorum. Bir Excel tablosu tutuyorum. Onu da sizlerle sezon sonunda paylaşacağım. Yani sezonun bitmesine bir şey kalmadı. Gerçi çok geniş bir tablo değil. Bu sefer biraz kısa tablom ama en azından bir sonraki sezon için hazırlık yapmış oldum. Güzel bir tablo tutuyorum. Bu oyuna biraz ehemmiyet veren her arkadaşımın, her kardeşimin veya her abimin bu tarz tablolar. Özellikle en az 2-3 tane tablonuz olsun arkadaşlar. En az 2-3 tane tablonuz olsun ki kendi gelişiminizi takip edin. Hem elinizdeki kadroları. İşte atıyorum ne kadar zamanda bir 5 yıldız çıkartıyorsunuz. Ne kadar zamanda bir işte gelişiyorsunuz vesaire falan. Bunların bence bir tablosunu tutun arkadaşlar. Ya çok atla deve değil yazacağız 30 saniyelik bir şey. Tabi bunu herkes için söylemiyorum. Mesela yukarıda oynayan veya yukarıya oynamak isteyen oyuncular için söylüyorum. Yeni başlasanız bile sizi motive eder. O ekranda görüntü durdukça ki ben bakıyorum abi çok güzel. Yani beni motive edecek birçok şey var arkadaşlar. Birçok şey var. Bu tablolar da onlardan bir tanesi. Yani habire gaz diyorum ya ben gazla çalışıyorum işte beğenmesi sizden dünya birinciliği bizden diye. Aynen o hesap arkadaşlar. Yani gaza gelir, her türlü gazla çalışırım. Kendimi gaza getirecek de birçok şey yapıyorum. Çat bunu da al. Dediğim gibi 50M'ye kasmaya çalışacağım. Aslında finale kadar yani son saniye kadar ne çıkarsa tahminimce 50M civarı bir şey çıkartırım. Belki 51M bile çıkartabilirim ama 5 yıldızlarım sona yetmiyor. Ne yazık ki yetmiyor. Hem aralıksız arena kasıyorum bu arada. Biliyorsunuz karma arenaların arkasında devam ediyorum. Yani 10 günlük bir mesai gibi düşün. Günde 20 saatten olsan en az 20 saat uyumuyoruz. Tabii bu son cenaze dolayısıyla full 20 saat çekemedik. Ama alırım diye tahmin ediyorum. Bir aksilik olmazsa inşallah el sayı da alırız arkadaşlar. Yani 2 günlük olmamamızın sebebi yine cenazelerde arkadaşlar. Yine ölümler. Oluyor arkadaşlar işte görüyorsunuz. Dünya böyle fantastik bir yer. Güzel bir yer. Hani şey diyor ya. Siyet'in videolarının sonunda diyor. Fantastik günler diliyorum tarzında bir şey söylüyor. Hayatın her sahnesi zaten fantastik. Hem de çok fantastik. Bunlar da geliyor. Tamam güzel. Saat şu anda dediğimiz gibi 1'de 1 çeyrek falan işte o civarda bir şey geçiyor. Akşam 8'e kadar son saniyeye kadar kasmaya devam artık ondan sonra biraz dinleneceğiz. Dediğim gibi eğer el sabırlıysam arkadaşlar hemen R3 atacağım. R3 taşları var bende. R3 attıktan sonra da artık bir test sürüşüne çıkarız sağda solda bir gezeriz tozarız. Güzel bir karakter ama ben özelliklerini okudum çok da beğendim arkadaşlar. Yani benim beğendiğim bir karakter. Prestiji de fena değil. 10.500 küsur olması lazım. Yani gerçi 10.600'ün altında ama oyun şekli falan da güzel. Bağışıklık sistemi falan çok tatlı. Yine videosunu çekeceğiz inşallah. Siper attığı zaman rakibine saldırıp durması. Oyunun arkadaşlar şu anda en yüksek kritik oranına sahip karakteri bildiğim kadarıyla. Sırf database'i %37 idi yanlış hatırlamıyorsam. %37 yani 3 vuruştan bir tanesi kritik. Özel saldırı bir atıyorsunuz bu %37.
%50 yani neredeyse Corvus Grey tarzı bir şeye dönüşüyor. Ama tabii dediğim gibi bir alıp böyle elimize bir mıncırmak lazım. Bir bakalım Elsa nasıl bir şey olacak. En azından keyif verir. Kadromuzu güçlendirir. Arenalarda kasarız. Belli mi olur? Belki hiç bilmediğimiz özellikleri çıkar. İttifak savaşına bile alırız yani. Hat belli mi olur? Ben bir de şunu çok istiyorum artık yani. Corvus Grey'den daha iyi bir karakter gelsin istiyorum arkadaşlar. Artık Corvus'tan da daha iyisi gelsin. Nasıl zamanında Blade vardı. Blade'den daha iyi bir şey gelsin istiyorduk. Geldi. Uzun sürede Corvus'tan daha iyi gelecek bir şey bekliyoruz. İstiyorum yani gelsin ki yeni bir tat olur, yeni bir aksiyon olur. Bu arada yeni karakterler de açıklandı arkadaşlar. Yeni karakterler gelecek oyuna. Onlar da ufak ufak açıklandı. Yine onlarla ilgili de tanıtım yapacağım. Çok güzel karakterler var. Yani eğer dediklerini yaparsa kabam efsane karakterler gelecek. Hadi bakalım bir gelsin de bakarız artık arkadaşlar. Ben arena kasmaya devam ediyorum. Bugün inşallah o video açıklarını kapatacağım. Bugün ve yarın arkadaşlar video açıklarını kapatmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak için videoları beğenebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Barbar Roland'ı da dövdük. Sonraki dövüş.